Bu bölümde Kâne ve kardeşlerini ele alacağız. Daha önce İnne ve kardeşlerini ele almıştık. Bunlar bir grup idi. Kâne ve kardeşleri o grubun tersine bir ameli oluyor. Mesela İnnallâhe alimun. Allah alimdir. Allah'e hareke olarak böyle yapıyor. Alimun Orayı da merfu olarak okutuyor. İnne böyle yapıyor. Ama kâne olduğunda Allahu alîmen. Tam tersi bir durum oluyor. Ve bu şöyle ifade edilir. Kâne ve kardeşleri e, ismini raf eder, haberini nasb eder. E, yani inne ve kardeşlerinin tersi bir amele sahiptir. Örnekleriyle bu daha iyi anlaşılacaktır. Önce kâneyi örnek verecek olursak mesela kânenne su insanlar idi ümmeten vahideten bir tek ümmet idi. Burada enne su e, bunu merfu okutan kânedir. Ümmeten bunu da mansup okutan yine kânedir. Kâne işte buradan hareketle deniliyor ki ismini raf eder, merfu okutur, haberini e, nasb eder, mansup okutur. Kâneyi görmezsek ennâsu ummetun vâhide. İnsanlar bir ümmettir. Ama kâneyi getirdiğimizde ümmet, insanlar bir tek ümmet idi. Bu manaya geliyor. Ve kardeşi olarak da Sara, Leise, Asbaha, Adaha, Emse, Zalle, Bete. Bu grupta bunlar da yer alıyor. Sara oldu anlamında. Leyse, değildir anlamında. Asbaha, sabaha girdi veya oldu manası da verilebiliyor. Diğerleri de adha, emse, zalle, beate, vakit bildiriyorlar. Adha, duha, kuşluk vakti, emse, akşama girmek, zalle, e, yine gündüz vaktiyle alakalı, beate, geceye girmek. Bunları ifade etmekte. Ancak Asbaha'dan itibaren Asbaha adha emse zalle bete oldu manasına da gelebiliyor. Önce kâneden başlayalım. Ee, mesela Allahu Teala'nın arşından ayet söz ediyor. Ve kâne arşuhu alel öncesinde Allah'ın arşı su üstündeydi. Ve bunların derin manaları var. Uzun belki açıklamaları var. Biz şu an kısa bir meal olarak bunu ifade edip geçiyoruz. Kâne idi arşuhu onun arşı alelme'i e, ya burada haber e, harfi car mecur olarak gelmiş. Bundan dolayı görülmüyor etkisi ama mahal itibariyle e, mahallen mansup olarak görmek lazım. Allah'ın arşı önce su üstündeydi. Diğer ayette kânenin nasıl etki ettiğini daha rahat görebiliriz. Mâ kâne İbrahimu İbrahim değildi. Yahudiyen bir Yahudi ve la ve bir nasrani. Yani İbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hristiyan. Kâne İbrahimu İbrahim idi. Ama ma olumsuz yapıyor. Mâ kâne değildi. Bu evvelini görmeyecek olursak İbrahimu Yahudiyun gibi faraza öyle olur. ama e, kâne bunu etkiliyor. Mâ kâne İbrahimu İbrahim değildi. Yahudiyen Yahudi değildi. Vela Nasraniyen Hristiyan da değildi. Ve lakin lakin kâne hanifen müslime o hakka teslim olmuş bir hanifti. Allah'a yönelmiş, ona teslim olmuş bir hanifti. Ve ma kana minel müşrikin ve o müşriklerden değildi. Dikkat edersek aynı ayette dört tane kane kullanılmakta. Ya yani demek ki e, bol miktarda kane karşımıza çıkıyor. Gerçekten de Kur'an'ı dikkatle okuyanlar kane ibaresinin ayetlerde sıkça yer aldığını görürler. Kâne'ye bazen de olduğu anlamını vermek daha uygun düşer. Ee, yani idi değil de oldu. İnna salate e, çünkü namaz veya gerçekten namaz kânet alel mu'minine müminlere oldu. Kitaben mevgûte belli vakitlerde yazılmış farz oldu. Yani idi dersek bir zamanlar farzdı ama artık değil gibi hatıra o gelebilir. Dolayısıyla kâne olmayı da ifade ediyor. Namaz müminlere belli vakitlerde farz oldu. Belli vakitler ham salavat, 5 vakit namazdır. Ve bunun 5 vakit olduğu hadislerle sabittir. Kâne Allah için kullanıldığında devam bildirir. Şöyle ifadeye çalışayım. Mesela e, fülanun falan kişi e, kâne fakiran fakir idi sâra ganiyen zengin oldu. Burada idi bir zamanlar şöyleydi ama artık öyle değil. O anlamı ifade etmekte. Ama Allah için kullanıldığında Allah her daim e, o özelliğe sahiptir. Dolayısıyla mesela ve Allahu azizen hakime. Allah aziz hakim idi demiyoruz da her daim Allah aziz hakimdir. Ya yani burada kâne Allah hakkında kullanıldığında devamı bildirir. Yani ezelde de aziz hakim Şimdi de aziz hakimdir. La yezelde de daima o aziz hakimdir. Bu açıdan Allah hakkında kullanıldığında her daim manası hatıra gelebilir. Sara olduğu anlamında bu ifade aynı zamanda akibet bildirir. Mesela ele ilallahi dikkat edin Allah'a tasirul umur işler Allah'a döner. Dikkat edin veya iyi bilin ki ele tembih edatı Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde karşımıza çıkar. Burada da çıkmaktadır. İyi bilin, dikkat edin gibi anlama gelir ele. İlallahi Allah'a tasirul umur İşler Allah'a döner. Burada bu mana verilebilir. Ve Allahu Teala kendisinin hayatı verdiğini, hayatı aldığını ifade ediyor. evet inna nahnu nuhyil nuhyi ve nümit. Gerçekten biz hem hayat verir hem öldürürüz. İnna biz mahnu ayrıca geliyor biz nuhyi hayat veririz ve numitu hem de öldürürüz. Ve ileyne elmasiru Masir, bizedir. Dönüş, bizedir. Burada Sara kökünden gelen Masir. Sara yasiru, masir. Leyse, değildir. Olmadığı anlamında kullanılır. Mesela e, melekler Hazreti Lut'un yanına geliyorlar. E, ve eee gayrimeşru ilişkiler içinde bulunan kavminin sabah vakti helak edileceğini homoseksüel olan o kavmin sabah vakti helak edileceğini söylüyorlar ve bunu şöyle bildiriyorlar İnne mevidahum onlara onlara belirlenen vakit mevid onların o azapla randevusu es subhu sabahdır. İnne mevidahum es subhu. Burada bakın İnnenin amelini görmekteyiz. İnne ve kane, inne ve kardeşleri, kane ve kardeşleri bu ayette kardeşçe beraber, ikisi beraber örnek olarak yer alıyor. Burada inne mev'ide, burada mev'ide okutan innedir. Ezhubhu, ezhubhu bunun haberidir. Onlar için belirlenmiş azap vakti sabahtır. Eleyse değil midir? Leyse değildir. E soru yapar. E leyse değil midir? E subhu sabah. Bir garibin yakın. Burada ba harfi ceri geldiğinden dolayı garibin oldu. Ama ba gelmeseydi gariben olacaktı. Sabah yakın değil midir? Ma ve la edatlarının da leyse gibi kullanıldığı yerler olur. Mesela. فَمَا أَنْتَ bin'imet rabbike bi kahinin ve mecnun. Peygambere hitap. Ey peygamber, Rabbinin nimeti sayesinde sen bir kahin değilsin. Ma أَنْتَ Ma yerine leyse konulsa aynı şekilde cümle e, manayı ifade edecek. Demek ki ma duruma göre leyse manasına gelebiliyor, değildir anlamına gelebiliyor. Ma ente bir niyamet rabbike bir kahinin. Rabbinin nimeti sayesinde sen kahin değilsin. Ve la mecnun, mecnun da değilsin. Ve e, gökten e, Lut kavminin e, işte taşlanması, gökten inen taşlarla cezalandırılması anlatılırken şöyle bildiriliyor. Ve mâ hiye değildir o taşlar minaz zalimine zalimlerden bir ba'id uzak değildir. Tabi buralarda harfi cerle kullanıldığından doğrudan fonksiyonu görülmüyor gibi ama mahallen e, gereğine gereği, neyse o manada anlamak gerekir. Asbaha, adha, emse, zalle, bete bunlar olduğu anlamında kullanılabiliyorlar. Bir de bu işin Olma vaktini ifade ediyorlar. Ne gibi? Asbaha bu işin sabah vakti olduğunu, adaha, duha, kuşluk, kuşluk vaktini, zalle, gündüz vaktini, emse, e, akşam vaktini, bete gece vaktini ifadede kullanılırlar. Mesela Kabil ile Habil'in, Adem'in iki oğlu bir meseleden dolayı münakaşaları var. Kabil gözünü kan bürümüş, kardeşini öldürüyor ve katil oluyor. Onu öldük, öldürdükten sonraki durumu fa asbaha oldu. Burada oldu yani sabaha böyle çıktı. Yani iş oldu bitti ama gün bittiğinde diğer gün geldiğinde ya ben dün ne yaptım şeklinde minen nadimin nadiminden oldu. Burada nadimin Nedime pişman oldu demek. Yendemu pişman olur. Alime yalemu gibi öyle düşünelim. Ee, ve nedamet bunun maslarıdır. Nedamet. Türkçe'de aynen kullanılır. Nadim olmak. Türkçe'de yine kullanılır. Yani falanca nadim oldu, pişman oldu. Ve bunun çoğu şekli nadimun. Nadim olanlar, pişman olan erkekler. Ama Burada min geldiği için başına nadimin cer hali bu şekilde oldu. Fa asbaha minen nadimin kabil pişmanlık duyanlardan oldu. Burada zalle örneğini göreceğiz. Zalle işte kız çocuklarının Arap toplumunda böyle böyle niye kızımız oldu ki şeklinde yadırganması ve e, kızı olduğundan dolayı üzülme Araplarda bu yaygınmış. Başka milletlerde de görülebilir. Kur'an-ı Kerim onların durumunu şöyle anlatıyor. Ve ise buşşira ehaduhum onlardan birisi müjdelendiğinde, bil unse kız ile kız çocuğu olduğu kendisine müjdelendiğinde, zalle ve çuhu müsvetten onun yüzü Kapkara kesilir. Yani burada zalle e, bakın zalle veçuhu onun veçi oldu. Oldu manası veriyoruz. Ne oldu? Müsvetten simsiyah oldu. Zalle veçuhu müsvetten yüzü simsiyah olur. Vahüve kazıyim içi öfkeyle dolu olduğu halde iç dünyasında çalkantılar var. Neden kızım oldu ki şeklinde e, ve yüzü de simsiyah bir hale geliyor. Cahiliye Arabı Kur'an-ı Kerim'de bu yönüyle de bize bildirilmekte. Allah'a tesbihle alakalı bir ayet. Fe subhanallahi fe subhanallah. Fe subhanallah Türkçeye hayret etme durumlarında geçmiştir. Yani diyelim ki hayret verici bir durumla karşılaştık. Fe subhanallah deriz. Fe subhanallahi yani Allah'a tesbih edin gibi buradaki manası. Hine tümsüne akşama girdiğinizde e, emse yümsi akşama girmek e, tusbihun asbaha yusbihu tusbihun bu da sabaha çıkmak. akşama girdiğinizde sabaha çıktığınızda Allah'ı tesbih edin. Tesbihe bir alamet olarak namazı kılın gibi manaları var. Bir de bete yibitum Bete geceyi geçirmek. Yebitu bunun muzarisi. Yebitu'yu çektiğimiz zaman Yebitu bir kişi için geceyi geçirir. Yebitani o ikisi. Yebitune onlar. Onlar geceyi geçirirler. Allahu Teala bazı seçkin kullarının geceyi nasıl geçirdiğini bize anlatıyor. Vellezine <laughs> Rahman'ın o has kulları Yebitune e, geceyi geçirirler li rabbihim için sücceden secde ederek ve kıyama kıyama durarak geceyi öyle geçirirler. Yani Rahman'ın has kulları gece secdeyle kıyamla meşguldürler. İbadetlerini yaparlar. Burada yebitune. Devamlılık bildiren mezale veya laza lâzâ, lazale ve ma fiilleri de kane gibi amel ederler. Mesela la yazalu ellediği allazi banu yaptıkları bu bina şöyle olarak kalacaktır. Ribeten bir şüphe olarak. Yani burada la yazalu e, bunyanuhum bunyanu burayı merfu okutan la yezalu kısmıdır. Ee, peki bunun haberi nedir? Ribeten bir şüphe. Ee, her biri yerli yerine yerleştirilebilir ve o zaman daha iyi anlaşılacaktır. Yaptıkları bu bina e, işte bir şüphe olarak kalacak. Fi gulubihim kalplerinde illa en tagatta gulubuhum kalpleri parçalanıncaya kadar. Yani Tevbe suresinde art niyetli Medine toplumundaki kişilerin durumu anlatılıyor bu bağlamda. Ve onlar bir takım tuzaklar kuruyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bir türlü peygamberimize kanaat getiremiyorlar. Bu adeta şüpheler içinde bocalamak bu şekilde ifade ediliyor. Yani bir bina yapıyorlar ama sağlam bir bina değildir. Hz. İsa'nın Kur'an'da bize zikredilen bir ifadesi ee, şöyle diyor ve sani, Allah bana vasiyet etti evsa vasiyet etmek ama emretti manası verilebilir vasiyet Allah'tan gelmişse emir manasını taşıyor biz salati namazı ve zekati zekatı mâ hayyen hayatta olduğum sürece burada mâ bunun ıı, e, i̇smi Ene'dir. Gizli olarak vardır. E, peki haberi nedir? Hayyen. Hayyen kısmı haberidir. Ve bundan dolayı da e, Mansup olarak gelmiştir. Yani Kâne gibi amel etmiştir. Toparlarsak mana şöyle. Allah bana hayatta olduğum sürece salatı zekatı emretti. Salat e, meşhur manasıyla namaz. Allah için e, ibadet bunu da tazamun edebilir. Zekat da e, zekatın şu an dilimizde bir karşılığı var. Aynen Arapça'da olduğu gibi. Bir de teskiye arınmak. Böyle bir mana da var. E, her iki manasına da dikkat çekilmiştir. Hz. İsa ve e, annesiyle alakalı. E, Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor. kana o ikisi idim ye'kulânı ta'ame yemek yerler idim. Kâne o ikisi idi, kulanın taame. Burada kulanın taame kısmı e, kânenin haberi olarak geliyor. Mahallen mansup. ve annesi yemek yerlerdi. Tabii bu ne demek? E biz de yiyoruz ama İsa'nın ve annesinin durumu Hristiyanlarda çok farklı, ilah gibi görülüyor. Kur'an-ı Kerim, onlar yemek yiyen, yemeğe muhtaç insanlar da Beşeriyet yönlerine dikkat çekiyor. Yine Hz. İsa ile ilgili e, mahşerden bir tablo olarak bu bize sunuluyor. Allahu Teala, ey İsa, sen mi e, benim ve annemi birer ilah edinin diye insanlara söyledin diye soruyor. Allah elbette bilmekte. Hz. İsa'dan duymak istiyor. Hz. İsa, ya Rabbi ben böyle bir şey demedim desem zaten bilirsin diyor devamında ve kuntu aleyhim şehiden onlara şahit idim ben medum fihim aralarında bulunduğum sürece. Ya yani burada da medum ve kuntu konumuzla alakalı örneklerden. Semud kavmi ile alakalı bir ayet. Fe ahazet humur fetu derken şiddetli sarsıntı onları Semud kavmini yakaladı. Ahaza yakalamak fa asbahu oldular fiderihim kendi diyarlarında cethimine Dizüstü üstü çöke kaldılar yani yere yığılıp kaldılar burada asbahu hum onlar oldular ne oldular cethimine bu da onun haberi ve asbahanın haberi e, mansup geldiği için cethimune değil cethimine şeklinde geldi Hud suresinde peygamberlerden Hazreti Lut'un kavmine yönelik bir ifadesi kavmi çok taşkınlık yapıyor. Artık Hazreti Lut dayanamayıp diyor ki: "Eleyse minkum raculun raşid Hiç içinizde aklı başında bir adam yok mu?" Ve e, bir ev dışında yani Hazreti Lut'un evi dışında bütün haneler müşrik dolu ve Günahlara dalmış insanlar dolu ve o hane halkı dışında o hanenin içinde karısı da onlara meyil etmiş. Dolayısıyla neticede o da helak ediliyor. Sadece bir evden kimseler kurtuluyor diğerleri helak oluyor. İşte bu bağlamda Hazreti Lut içinizde aklı başında bir adam yok mu diyor. Yani sen ey peygamber hanımları lestunne siz değilsiniz. Bu leysenin çekimiyle alakalı. Leyse sadece mazisi vardır. Ee, ve çekildiğinde lestunne siz değilsiniz. Ke minen nisai, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Ve peygamberimize yönelik bir hitap onun şahsında ümmete bir mesaj. Ve la tezalu tattaliu ala khainetin minhum onlardan daima sen şöyle bir hale muttali olursun. Haine hıyanete. İlla galilen minhum az sayıda olanlar müstesna. İçlerinden pek azı hariç sen daima onlardan bir hıyanet görürsün. Burada da la tezalu konumuzla alakalı. Ve e, Müslümanlara yönelik işte İslam düşmanlarının durumu Allahu Teala şöyle bildiriyor. Ve la yuzaluna yuqatilunakum onlar sizinle savaşmaya devam ederler. Hatta yaruddukum çevirinceye kadar an dinikum sizi dininizden çevirinceye kadar savaşmaya devam ederler inistetâ'u eğer ellerinden gelirse. Yani günümüze bakan yönüyle de haçlı seferleri devam etmektedir. Ellerinden geldiğince Müslümanları dinlerinden döndürmeye çalışmaktadırlar. Bu da Hz. Musa'nın kavminin durumu. Hz. Musa mukaddes beldelerin taraf ilahiden kendilerine vaat edildiğini anlatıyor. Ama onlar diyorlar ki Galu dediler ya Musa, ey Musa, inna len nadkhulaha biz oraya girmeyiz. Ebeden asla. Ma damu fiha onlar orada oldukları sürece. Fezheb ente ve rabbuke sen ve Rabbin gidin fegatila savaşın inna ha huna gaidun biz burada oturacağız diyorlar. Ehli kitaptan bazılarının durumu burada anlatılıyor. Ve min ehlil kitabı ehli kitaptan bir kısım var ki men in menhu bi guntarin yüklerle mal versen kendisine yu'eddihi ileyk sana bunu eksiksiz eda eder verir. Ve minhum men in menhu bi dinarin ama bir kısmı da var ki kendisine bir dinar e, emanet etsen la yu'eddihi ileke sana bunu iade etmez illa ma dumta alayhi tepesine dikilip durmadıkça yani ısrarla takip etmedikçe o bir dinarı sana geri vermez. Burada Kane ve kardeşlerinin e, amelini ele almış olduk bu bölümde. Tabi e, şu belki dikkat çekmiştir. Kane Allahu alimen hakime. Burada belli e, Kane'nin ne şekilde amel ettiği ama pek çok ayette harficerle geliyor veya cümle olarak e, fiil cümlesi olarak geliyor. Oralarda doğrudan e, hareke itibariyle bunları göremeye göremeyebiliriz ve göremiyoruz. Ama mahallen e, işte merfudur, mahallen mansuptur gibi kitaplarımızda bu bu şekilde ifade edilmekte. İkane e, ve kardeşleri Kur'an'da ağırlığı olan bir bölümdür. Bu da e, ana hatlarıyla bilindiğinde. Kur'an ayetlerini daha iyi anlamak, daha iyi fehmetmek mümkün olacaktır.